Bir Kahraman Doğuyor ünitesinin ilk konusu Avrupa'daki gelişmeler ve Osmanlı Devleti. Avrupa 19. yüzyıldaki haline gelene kadar hangi tarihi gelişmeleri yaşadı? Yeni Çağ'ın başlangıcı, Aydınlanma Çağı, Fransız İhtilali ve Sanayi İnkılabı. Önce bunları inceleyeceğiz. Yeni Çağ'a damga vuran 3 tarihi oluşum şunlardır. Rönesans ve Hümanizm, coğrafi keşifler, reform hareketleri. Rönesans, Orta Çağ'ın karanlığından çıkarak sanat, bilim ve kültürde canlanmayı temsil ederken, Hümanizm ise insanın değerini vurgulayan bir düşünce akımı olarak özgün eserler üretti. Coğrafi keşifler ise yeni deniz yollarının ülkelerin keşfedilmesine yol açarak Avrupa'da ticaretin ve kültürel değişimlerin genişlemesine neden oldu. Reform hareketleri, Katolik Kilisesi'nin zenginliği ve gücüne karşı eleştiri getirerek dini reformları başlatmıştır. Din artık kilisenin içinde kalacak, devlet işlerine karışmayacaktı. Şimdiye kadar bahsettiğim Rönesans ve Hümanizm, coğrafi keşifler, reform hareketleri aydınlanma çağının temelini oluşturmuştur. Şimdi gelelim aydınlanmanın düşünürlerine. Aydınlanma çağı insanların özgürce düşünmelerini ve bilime dayalı mantıklı yaklaşımları teşvik etmek için başladı. Yani insanların daha önceki dönemlerde olduğu gibi sadece inançlara ve otoritelere bağlı kalmadan akıllarını kullanmalarını istedi. Aydınlanma, aydınlandım diyorlar yani. Sonucuysa bu dönemin sonucunda insan haklarına daha fazla önem veren anayasal kurallara dayalı hükümetler ve dinle devletin ayrı olduğu laiklik gibi önemli fikirler gelişti. Ayrıca bilim ve teknolojide büyük ilerlemeler kaydedildi. Yani aydınlanma çağı sayesinde insanlar daha özgür ve bilimsel bir dünya inşa etmeye başladılar. Aydınlanma çağında önemli düşünürler vardı. Montesquieu, güçlerin ayrılığını destekleyerek anayasal monarşilerin temelini attı. Rousseau, demokrasiyi ve halkın egemenliğini savundu. Voltaire, ifade özgürlüğünün savunucusuydu ve dinle politik otoriteleri eleştirdi. Diderot ise ansiklopedi projesiyle bilgiyi herkesin ulaşabileceği bir hale getirdi ve aydınlanma düşüncesini yaymaya yardımcı oldu. Bu düşünürler aydınlanmanın temellerini oluşturarak çağlarını büyük ölçüde etkiledi. Şimdi gelelim aydınlanmanın temel ilkelerine. Akıl ve gerçeklik, vicdan ve fikir hürriyeti, anayasal monarşi, bilgiye dayalı düşünce. Anayasal monarşi deyince aklınıza padişahtan ve kraldan üstün hukuk kurallarının olduğu gelsin. Fransız İhtilali'nin nedeni ekonomik sıkıntılar, vergi yükü, toplumsal eşitsizlikler ve halkın siyasi katılım isteğiydi. Sonucu ise krallık rejiminin yıkılması, insan ve vatandaş hakları bildirisinin kabul edilmesi, demokratik ve laik devlet anlayışının yayılması ve en önemlisi de milliyetçilik fikrinin güçlenmesi ve imparatorlukların dağılma süreci oldu. Sanayi İnkılabı'nın nedeni buhar gücünün kullanılmasıyla üretimdeki teknolojik devrimdir. Sonucu ise fabrikaların yükselmesi, üretim tarzının değişmesi ve sömürgecilikle birlikte ekonomik ve askeri gücün artmasıdır. Üretilen malların fazlalığı pazar arayışına sebep olmuştur. Bu gelişmelerin hepsi Osmanlı İmparatorluğu'na çok büyük etkileri olacak tabii ki. Özellikle Fransız İhtilali'nden sonra yayılan milliyetçilik akımıyla birlikte imparatorlukların dağılması Osmanlı'ya çok büyük etkisi oldu. Sömürgecilik ve ham madde ihtiyacının pazar arayışının sanayi inkılabından sonra yine Osmanlı'ya büyük etkileri oldu. Osmanlı değişmek yerine değişimin karşısında durduğu için çok büyük acılar çekti.